Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve habibina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina ve kurrati a'yunina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin ve cemaatel hadirina ve samiina vel müşahidin. Değerli kardeşlerim, aziz ümmet, muhterem Müslümanlar, Kur'an bizler için çok önemli ama çok önemli bir kitaptır. Gönderiliş gayesinde rahmet vardır. Gönderiliş gayesinde huzur vardır. Gönderiliş gayesinde insanın insan gibi yaşama vardır. Onun için hakikaten bu ümmetin en çok saygı duyduğu ama o kadar da ihmal ettiğidir. Bu ümmetin en çok saygı duyduğu ama o kadar da ihmal edilen bir kitap diye sorulsa Kur'an-ı Kerim. Ve yine de en çok okunup yeryüzünde en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ama en az uygulanan da en az uygulanan Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için garip bir ama çok garip, çok korkutucu, çok ürkütücü Rubbetalin yel'anuhul Kur'an. Garip bir ibare. Nice okuyucular var ki, yani Kur'an'ı okuyanlar var ki farkında değil, Kur'an onu naletliyor. Yani kendi aleyhinde olan bir ayeti okuyor. Yasin'i okuyor, Fatiha'yı okuyor. Kur'an okuyor. Adam ne kadar mükemmel bir adam. Günde en az bir cüz, günde en fazla efendim, belki de gün be gün Kur'an'ı hatim eden insanlar vardır. Ama Kur'an hukukunu icra etmiyorsa, Kur'an'ın kendisine ne dediğini yaşamıyorsa, Kur'an'a rağmen, okuduğuna rağmen Kur'an ona yalan söyleme diyor. Eğer yalan söylüyorsa, ona hırsızlık etme diyor. Eğer hırsızlık ediyorsa, ona gıybet etme diyor. Eğer gıybet ediyorsa, ona iftira etme diyor, eğer iftira ediyorsa, ona adam öldürme diyor, eğer adam öldürüyorsa, bu ne biçim Kur'an okumadır? Bu ne biçim Kur'an okumadır? Onun için Kur'an öyle bir kitaptır ki اَنَّذَرُوا ف۪يهِ عِبَادَةً. Bakarsın ibadettir. اَلْقِرَاءَ عِبَادَةً. Okursun ibadettir.
وَالْمُعَايَشَةُ بِهِ عِبَادَ Onunla yaşıyorsun, ibadettir. Yani Kur'an'ı ayırt edici özelliği vardır. Kabe ile Kabe ile النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةً Onun için Kur'an ümmetteki ayrıcalığı yaşanılabilir bir kitap olmasıdır. Uygulanabilir bir kitap olmasıdır. Yani ümmeti Muhammed Mustafa'nın kullanım kılavuzudur. Reçetesidir. Oraya bakar, yol alırsın. Ama gel gör ki bugün aslımızda en çok okunması söz konusu olan bu kitap, bu muhteşem, bu muazzam, bu vahiy en çok ihmal edilen kitaptır. En çok yaşamada ihmal edilen kitaptır. Belirttiğimiz gibi yapmaması gereken kuralı koyan, hukuku koyan Kur'an yapma diyor, okuyucu okuyor ama kalkıp bakarsın hemen Kur'an'ı hatta Kur'an esnasında ben denk gelmişim, kendim denk gelmişim. Kur'an esnasında yanına gelen bir arkadaşı hemen Kur'an'ı böyle kapatıp başlamışlar komşudan bahsetmeye. Başlamışlar başkasını çekiştirmeye. Elinde Kur'an. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bazılarınız bazılarınızı gıybet etmesin diyen Kur'an kapatılıyor ve başlıyor başkasını gıybet etmeye. Ve hak gerçekten bunda çok ciddi şekilde bir zafiyet içerisindeyiz. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Kendi öz kardeşiniz ölmüş, onun etini yemeyi sever misiniz? فَكَرِهْتُمُوهُ Sevmezsiniz. Rahatsız olursunuz. Peki birbirinizi niye çekiştiriyorsunuz? İşte Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı katlar ve başlar konuşmaya. Bizim Kur'an'la olan münasebetimiz, Kur'an'ı algılama şuurumuz bu kadardır. Bu ümmetin Kur'an'ı, bunu çok basit bir örnekle verdim. Bizim Kur'an'ı, peki diğer hukuklar, ticaret hukukumuz, muamele hukukumuz, bunlardan ne kadar Kur'an'a uyumluyuz? Sadık bir tacir miyiz? Doğru ve dürüst bir komşu muyuz? Müslümanların derdiyle dertlenen, gerçekten yanan bir mümin miyiz? Haramlar dairesinde ne kadar dikkatliyiz? Gözümüzü zinadan ne kadar uzaklaştırabiliyoruz? Kulağımızı yalandan, iftiradan, gıybetten ne kadar alıkoyabiliyoruz? Elimizi hakka geçmeden ne kadar alıverebiliyoruz? Evet. Kuntum hayra umme. Sizler en hayırlı bir ümmetsiniz. Bakınız tarife. Uhricet linnas te'emmuruna bil ma'ruf ve tenhevne anil munkar. Sizler en iyi bir ümmetsiniz. Yakışmaz size. Yakışmaz size diyor ayet-i kerime. Kur'an yakışmaz. Hem beni okuyacaksınız
hem size çok değerli bir Müslüman, elinden Kur'an düşmez denilecek, hem size çok güzel bir Müslüman, çok mükemmel bir Müslüman, elinden Kur'an düşmüyor yahu camiden çıkmıyor bu adam. Sürekli ağzı ayet ve hadislidir. Ama gel gör ki hayatında insanları incitecek çok şeyler var. Komşusunu incitecek çok şeyler var. Ailesini incitecek çok şeyler var. Onun için hayır, Kur'an sizi şöyle tarif ediyor. Sizler çok değerli ve hayırlı bir ümmetsiniz. Yakışmaz Kur'an'ın size men ettiğini, Kur'an'ın size yasakladığını, sizin yapmanız size yakışmaz. Hem Kur'an'ı okuyacaksınız ve hem de Kur'an'ın men ettiği, yasakladığı şeyi yapacaksınız. Bu size yakışmaz. Sizler ancak şunu yaparsınız. Size yakışan ne? Sizler birbirinize iyiliği emredersiniz. İyiliği anlatırsınız. Güzel halkalar kurarsınız. Mutlu halkalar kurarsınız. Birbirinizin hakkına geçmezsiniz. Birbirinizi incitmezsiniz. Birbirinize kem gözle bakmazsınız. Birbirinize zarar verir eli kullanmazsınız. Birbirinize zarar verir cebi, birbirinize zarar verir cebi, parayı, gücü, kuvveti kullanmazsınız. Sizler iyiliğe emredersiniz. Varsa eğer bir kötülük, varsa eğer olmaması gereken, yapılmaması gereken, edilmemesi gereken, sakınılması gereken bir kötü ahlak, ondan sakınırsınız. Ondan sakınır ve sakındırırsınız. Onun için kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Sizler ümmetle arasında, insanlar arasında meydana gelmiş çıkmış en hayırlı bir ümmetsiniz. En güzel bir ümmetsiniz. Bu güzelliği neyle bulursunuz? Ancak Kur'an'ı yaşamayla. Kur'an yaşanılmıyorsa, Kur'an önemsenmiyorsa, elinde istediği kadar Kur'an'ı bulundursun. Onun için rubbetalin yel'anhul Kur'an. Nice Kur'an okuyucuları vardır ki, sürekli Kur'an bağımlıları vardır ki, veyahut namazda Fatiha'yı okuyan vardır ki, veyahut korku ve paniğe kapılmamak amacıyla İhlas suresini okuyanlar vardır ki o süreler onlara nalet eder. Sana yakışır mı ya? Beni okuyorsun sen. Haramı işliyorsun. Bir de beni okuyorsun. Ticaretinde haramı, muamelende haramı, komşuluğunda haramı, akrabalığında haramı, hayatına haramı hakim etmiş, basit bir hayat tarzı haline getirmişsin. Bir de benimle muamele ediyorsun. Alay mı ediyorsun sen? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyorsun. Ya Rab, sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım ediniyoruz diyorsun. Ama hevana, isteğine, keyfine, arzuna, şehvetine ne yapıyorsun? Onları ilah edilmiş, onlara kulluk ediyorsun. Demek ki Fatiha'yı okumada dahi ne kadar Fatiha'ya uygunuz diye kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Namazda Fatiha'yı okuyoruz değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Değil mi? Okuyoruz. Ne kadar bu Fatiha'ya uygunuz? Fatiha ölçüsüne kendimizi vurmamız gerekir. Fatiha ölçüsüne kendimizi mikyas ve kıyas, ne kadar? Sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı namazları.
Kur'an okuyoruz. Ne kadar? Bir arzu talep var bize. İhdina sıratal müstakim. Bir arzu var. Ya Rab, o güzel insanların, o doğru insanların yoluna bizi sevk et. Ne kadar onları seviyoruz. Ne kadar onlarla olmayı istiyoruz. Onun için ümmet Kur'an'ı yaşayandır. Kur'an'ı ruh bilinciyle bütünleştirendir. Beyin bilinciyle bütünleştirendir. Onun için Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bize Kur'an'ı işaret ediyor. Bu Kur'an'la bazı toplumlar ayağa kalkar, bazı toplumlar da düşer. Ona tutunup onu yaşayanlar ayağa kalkarlar, ona sırt verenler, onu yaşamayanlar düşerler. Nitekim tarihimizde Kur'an'ı yaşayanlar ne kadar yaşadılar belli ortada. Onun için değerli kardeşlerim, Kur'an bir nimet olarak bütün insanlık alemine sunulmuş bir kitaptır. Yaşanılması zorunlu bir kitap. Vahiy diliyle, Cibril aleyhisselamın vasıtasıyla Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sebep ve vesile kılınarak bütün insanlık alemine gönderilmiş bir kitaptır. Onun muhakkak ama muhakkak yaşanılması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Onun muhakkak ama muhakkak bir reçete olduğu şuuruyla sayfaları karıştırılmalı. Hasta olacağız ve o sayfaları karıştıracağız. Neremizde arıza varsa, toplumsal arıza, bireysel arıza, nerede varsa onu Kur'an ölçüsüyle ölçeceğiz. Bakacağız. Kur'an bizim için, evet, kullanım kılavuzu, ölçü, değer. Kur'an'ı askıda bırakarak bizi devre dışı ettiler. Nitekim gerçekten de bugün artık tarih sayfalarına bakıldığı zaman dünün Kur'an yaşantısı bugünün sokaklarında tam zıddı mevcuttur. Bugünün evlerinde tam zıddı mevcuttur. Dünün Kur'an şuuru, ecdadın Kur'an şuuru bugün yoktur. Onun için değerli kardeşlerim, bizler Kur'an'a dönmek zorundayız. Yaşayarak, anlayarak, bilerek, ehline giderek Kur'an'ı bireysel olarak önce kendimize, ailemize muhakkak hakim etmeliyiz. O nedenle Kur'an'ı öğreneceğiz. Kur'an artık askıdan inmeli. Kur'an artık hayata geçmeli. Bir kampanya statüsünde bu çalışma yapılmalıdır. Kur'an nedir? Neyi söylüyor? Neyi anlatıyor? Dedik ya biraz önce, bakması ibadet olan, okunması ibadet olan, yaşanılması ibadet olan bir kitap. Ve dedik ya, günümüzde en çok okunan ama yaşanılmayan bir kitap. Bir romanı okursun, çok etkilenirsin. Bir hikayeyi okursun, çok etkilenirsin. Ama manevi bir haz, anlamını bilmediğin halde o Kur'an'ı okur, çok haz alırsın, doğrudur. Doyumsuz bir okuma hazzı var Kur'an'ın. Doyumsuz.
dinler ve teslim olur. Ağlar. Anlamını bilmediği halde. Nitekim hacca umreye gidenler görür. Orada imamın okumasıyla imam kari olan okur ve ağlar. Ve bir bakarsın ki orada Afganistan'dan, Pakistan'dan, Malezya'dan, Mısır'dan, Türkiye'den, İran'dan, Çeçenistan'dan, Tacikistan'dan, Kur'an'ın mağarasından, mefhumundan tamamen uzak, dilleri farklı, insanlar hüngür hüngür ağlıyor, gözleri yamyaş oluyor. Ve sakalları da yamyaş oluyor. Göğüsleri de yamyaş oluyor. Ağlatıyor, Kur'an ağlatır. Manevi haz ağlatır. Çünkü insana inan rahmet kitabıdır o kitap. Çünkü o insan amaçlı inmiştir. İnsan amaçlı inen bu kitaba insan ağlar zaten. Kim ağlayacak? Ama hayata geçirilmeli. Onun için en çok okunup hayata geçirilmeyen, en çok okunup anlaşılmayan bir kitap olgusundan çıkarmamız gerekiyor. Kur'an'ı nasıl okuyoruz? Niçin okuyoruz? Neden okuyoruz? Kur'an ne kadar hayatımda var? Ben ne kadar Kur'an'da varım? Benim hayat, sosyal yaşam, yapım ne kadar Kur'an'a uygun? Gerçekten Kur'an'ın müdahalesi hayatın bütün safhasındadır. Değerli kardeşlerim, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ وَاَنْ يُتْرَكَ السُّدَى İnsanlar kendilerini başıboş mu zannediyorlar? Hayır. İşte Kur'an onun hayat sahasını bütünüyle çepeçevreleyen bir kitaptır. Nasıl yiyeceğini, nasıl giyeceğini, hatta her şey Kur'an'da var ibaresi her zaman aramızda kullanılıyor ya, her şey Kur'an'da var. Bir kardeşimizin çok dikkati çekmiş. Bir hoca efendiye gelmiş. Ya hocam, sizler her şey Kur'an'da var diyorsunuz da ekmeğin pişirme şekli de Kur'an'da var mı? Yani fırıncılık sanatı, demircilik sanatı, her türlü sanayi. Hoca efendi, fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Fes'elu, sorunuz. Ehli zikri, ilim ehline sorunuz. Ehline sorunuz. İn kuntum la ta'lemun, eğer siz bilmiyorsanız. Bilmediğinizi eline gidin. İnsana üstesinden gelebilme başarı gücü verilmiştir. Sanat verilmiştir, beyin verilmiştir, akıl verilmiştir. Üretme gücü verilmiştir. Üretimi hakka geçmeden yapma ile memurdur. Sanatı hakka geçme. Hakka geçme, incitme, başkasının malını gasp etme. Başkasından elde ederek değil, başkasının terine, başkasının cebine, göz dikere değil. Akıl üreterek işlet. Allah sana bütün her şeyi yapabilme gücünü vermiştir. Onun için bilmediğinizi gidin ehline sorun. Demirciye sorun, bunu nasıl yapıyorsun? Fırıncıya sorun, bunu nasıl yapıyorsun? Fırıncının fırıncılık aklını Allah vermiştir. Sorun. Onun için Kur'an bütün hayat tarzımızı mutlu olabilmemiz için dengeleyen bir kitaptır. Bütün hayat tarzımızı mutlu olabilmek için birbirimizi boğazlamadan, birbirimizi incitmeden, birbirimizi kesmeden, birbirimizi parçalamadan, birbirimizi yutmadan, birbirimizin hakkına geçmeden önümüzdekinin bize ait olduğunu beyan eden bir kitaptır. Mutlu olun. Ama eğer birbirinizi boğazlayarak, birbirinizi keserek, birbirinizi hakkına geçerek yaparsanız sizin diğer varlıklardan farkınız onlardan aşağı olmanızdır. Onlardan aşağı olmanızdır. Belhum abal. Kur'an ile beyan ediyor.
Onlar daha aşağıdırlar. Çünkü ellerindeki Kur'an'ın değerini bilmediler. Çünkü ellerindeki insan payesinin, akıl üstünlüğünün değerini bilmediler. Huzurun değerini bilmediler. Güzelliğin değerini bilmediler. Dünyanın değerini bilmediler. Kendilerine sunulan bu emanet ömrün değerini bilmediler. Evet. Kullu men aleyha fân. Bütün bu gördükleriniz ne varsa elbet bir gün fanidir, yok olacak. Hiçbir şey kalmaz. Onun için değerli kardeşlerim, bu fani dünyada ancak Kur'an'la baki olabiliriz. Demek ki Kur'an bu fani dünyayı bakileştiren bir kitaptır. Ebedileştiren bir kitaptır. Eğer bu dünyayı yerli yerinde kullanır, İslam hukuku dairesinde, insanlık hukuku dairesinde, İslami ilim ve ibadetle, amelle yaparsak, o zaman bu hayat ebedileşir. Bu güzel hayat ebedileşir. Bakileşir. Neyle? Kur'an'la. Kur'an'ın içinde olmadığı bir hayatın faniliğiyle beraber huzursuzdur. Gözyaşıyladır. Kanladır. Bugün dünya Müslümanların içerisinde olduğu hal de bundandır. Kur'an'ı hayatlarından çıkarmalarındandır. Onun için değerli kardeşlerim, Kur'an'a sarılalım. Kur'an ahlakını hakim edelim hayatımıza. Kur'an'ı sadece bir okuma kitabı, dinleme kitabı olarak görmekten artık kendimizi kurtaralım. Artık Kur'an sadece okuyacağımız ve sadece dinleyeceğimiz, hoca efendinin sesi çok güzel, çok güzel okudu. Evet, hassinu asvatakum bil Kur'an. Tabii ki Kur'an sesi güzel bir şekilde okunduğu zaman biraz önce bahsettiğim hakikaten yürekten vuruyor. Bir de yaşadı mı? Bir de korktu mu? He? Tadarru ve hife oldu mu? Bir de kendini Kur'an tablosuna vurdu mu? Ne kadar Kur'an'a karşı dürüstüm. Kur'an'a ne kadar dürüstüm. Elimdeki bu kitaba ne kadar dürüstüm. Hayatıma bakıyorum, ticari hayatıma, sosyal ilişki ve diğer bütün muamelemde Kur'an'la ne kadar uyumluyum. Kur'an'la ne kadar uyumluyum. Onun için Kur'an'ı okumayı teşvik edelim. Çocuklarımızla, ailemizle, kendimizle bol bol Kur'an okuma ve okumayı hayata geçirebilme noktasında da ehli olan insanlardan Kur'an'ın bize neyi söylediğini, ne emrettiğini öğrenelim. Onun için değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ne kadar şanslı olduğu burada bellidir. Kur'an gibi bir kitap elimizde, önümüzde bir ışık gibi, bir aydınlık gibi. Onunla aynı kıbleyi görüyoruz. Onunla aynı safta birleşiyoruz. Onunla hepimizin dili aynı oluyor. Namazda da herkes Arap değil mi? Arap mı oluyoruz? Hepimiz vahiy diliyle bütünleşiyoruz. Kur'an'da okurken Kur'an'ı herkes Arapça okuyor. Namazda herkes Allahu Ekber deyip giriyor. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acemi. Herkes elhamdülillahi rabbil alemin diyor Fatiha'da. Birisi mahalle gelmesi namazı fasittir. Olmaz. Vahiy dili. Bütünleştirici dil. Bütünleştirici dil. Kur'an dili. Onun için Kur'an'ı basitlemeyelim. Yaşayalım Kur'an'ı. Hayatımıza geçirelim. Ne olursunuz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın bize terk ettiği Kur'an ve sünnet emanetine sahip çıkalım. İnanır mısınız, hayatımıza geçirirsek Allah-u Teala bize çok yardımcı olacak. O nedenle Kur'an'da yapmayın denilen şeyi yaparak,
Kur'an'da yapın denilen şeyi de terk ederek Kur'an'a sadık olamayız. Kur'an'a hakiki bir ümmet olamayız. Kur'an bize küskün küskün kucağımızda durur. Elimizde Kur'an küskün küskün. Çünkü hem okuyacaksın hem gıybet edeceksin. Hem okuyacaksın hem yalan konuşacaksın. Hem okuyacaksın hem zina edeceksin. Hem okuyacaksın hem içki içeceksin. Hem okuyacaksın hem de değişik değişik haramlarla meşgul olacaksın. Hem okuyacaksın, komşunla küs olacaksın, kardeşinle küs olacaksın, safına küs olacaksın, Müslümanların dertleriyle dertleşmeyeceksin. Onun için Kur'an'ı küs bir şekilde elimize almayalım. Kur'an neşelensin elimizde. Allah-u Teala bu neşeyi hakim etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, hayat fanidir, ebedi değil. Biraz önce ifade edilen ayette. O zaman kendimize geleceğiz. Kur'an'a mutabık bir hayatın, Kur'an'a uygun bir hayatın telaşı içine gireceğiz. Gerçekten ümmet bugün bundan mahrumdur. Kur'an'a mutabık, Kur'an'a uygun bir yaşam tarzının ötesinde ne kadar hevesine, isteğine, arzusuna uygun bir hayat ortamını arıyor. Bu da bizi Kur'an'dan fersah fersah uzaklaştırıyor. Kur'an'ın uzak düştüğü bir millet, evet, içinden zulüm kari olmaz. Kur'an'ın uzak düştüğü, uzaklaştırıldığı bir toplum, bir milletten gözyaşı hali olmaz. Çünkü Kur'an rahmettir. Kur'an mağfirettir. Kur'an merhamettir. Kur'an şefkattir. Kur'an berekettir. O nedenle kendimize gelelim. Kur'an'ı hayatımıza hakim edelim. Önce kendi nefsimiz. Okumayı genişletelim. Herkes Kur'an okumasını bilmeli. Bir acı hatıra itibariyle belki yine de hacca giden kardeşlerimiz, Allah haçlarını kabul etsin. Bir hac esasında bir ehli ilim bana sordu. Dedi ki, Türkiye'den gelen hacılarımızın çoğu Kabe'yi seyrederek elinde bir tesbih ve orta ikili konuşmayla meşguldür. Bak, tanzimde, düzende gerçekten Diyanet İşlerimiz çok mükemmel bir düzen, çok mükemmel bir rahatlık hacılarımıza, Türk hacılarına vermiştir. Hepsinden çok farklı. Yaşam tarzı, otelleri, kaldıkları yerleri, hizmetleri takdire şayan bu son yıllarda. Ancak o ehli ilmin, bir Arap alimin bana sorduğu soru da çok önemli. Türk hacılarının herkes Kur'an'la meşgul, herkes orada Kur'an'la meşgul, Kur'an okurken Türk hacılarımızın, yani bazılarının kendi başına eline tesbih almış, tesbihle meşgul veyahut ikili birbirleriyle konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, yani hacdan bahsediyorlar, yani köylerinden bahsediyorlar. Bu eksiklik neden biliyor musunuz? Kur'an'ı bilmiyoruz. Kur'an okuma yüzdeliğimiz çok ama çok az. Kur'an'ı teşvik edelim. Yaşı yok. Kur'an okumalıyız. Ve Kur'an'ı anlayarak okumaya çalışmalıyız. Ve Kur'an'ı yaşayarak aynı zamanda öğrenmeye çalışmalıyız. Okumalıyız, anlayarak okumalıyız ve yaşayarak okumalıyız. Üçü. Üçü bir arada. Allah-u Teala Kur'an'ı hayatımıza hakim etsin inşallah. Beynimize hakim etsin inşallah. Kalbimize hakim etsin inşallah. Kur'an'la bizlere göz yummayı nasip etsin inşallah. Allah-u Teala
Kur'an hatırına ümmeti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın içinde bulunmuş olduğu bu zorluklardan kurtarsın. Kur'an hatırına gözyaşını dindirsin. Kur'an hatırına bu kanı durdursun. Kur'an hatırına kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Kur'an hatırına her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Kur'an hatırına her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Kur'an hatırına her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin. Kur'an hatırına, evet, şu anda Türkiye'mizin içinde bulunmuş olduğu zorlukları ve sıkıntıları def etsin inşallah. Birbirimize kardeşliğimizi daim etsin. Dostluğumuzu daim etsin. Ticaretlerimize bereketi koysun. Sokaklarımıza bereketi koysun. Hayatımıza bereketi koysun. Evlerimize bereketi koysun. Bedenimizi de Kur'an nuruyla nurlandırsın inşallah. Değerli kardeşlerim, Kur'an bizim için çok önemlidir. Kur'an bizi Allah'la tanıştırıyor. Kur'an bizi peygamberlerle tanıştırıyor. Kur'an bizi hayatla tanıştırıyor. Kur'an bizi rahmetle tanıştırıyor. Kur'an bizi huzurla tanıştırıyor. Kur'an bizim aramızdaki bağdır. Eğer Kur'an'ı koparırsak tesbih taneleri gibi dağılırız. Allah bu bağı kaim etsin, daim etsin aramızda inşallah Teala. Allah hepinizden razı olsun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح سادتنا الكرام الفاتحة.